Çok partili düzenin ilk darbesi Adnan Menderes'in sivil darbesidir. Adnan Menderes bu sivil darbeyi mecliste çıkardığı tahkikat encümeni yasasıyla yapmıştır. Bakınız, bu sivil darbenin birinci özelliği, 15 tane seçilmiş milletvekiline, yani 15 politikacıya yargının, Türkiye'deki yargı erkinin bütün yetkilerini vermektir. Yani nedir Türkiye'deki yargı erki? İki tane yargı erki var. Hala öyle bir anlamda. Sivil yargı, askeri yargı. Bu yargılarda iki görev var. Bir de tabii avukatların savunma görevi var ama devletin verdiği görev olarak bir savcılar var, bir yargıçlar var. Bu yasa, yani tahkikat encümeni yasası, bütün yargının yetkilerini 15 tane seçilmiş milletvekiline verip bir defa kuvvetler ayrımını, yargının bağımsızlığını filan tamamen ortadan yok ediyor. Artı hem sivil hem askeri yargının yetkilerini veriyor. Yani hem bir generali çekip sorgulayacak, yargılayacak, mahkum edecek, hem bir valiyi veya bir profesörü, nereden veya bir büyükelçi, nereden bakarsanız. Ve şimdi sıkı durun. Bu encümenin kararlarına temyiz hakkı yok. Üstelik anlaşılmıştır herhalde ama ben bir daha tekrarlayayım. Bu encümen hem savcı hem yargıç fonksiyonlarını yüklendiği için çağıracak bir generali veya bir valiyi, önce suçlayacak o 15 kişi, ondan sonra yargılayacak ve ondan sonra onun hakkında karar verecek. Yani hem savcı hem yargıç, hem sivil hem asker ve temyizi yok. Ve 15 tane seçilmiş milletvekili bu, Menderes'in emrinde adam. Benim eniştem de o encümenin kurulması için verilen teklifi imzalamış olanlardan biriydi ve Yassıada da yargılandı aileden. Onun için olayları ben çok yakından biliyorum. Şimdi bir defa bunu unutmayın. Yani 27 Mayıs 1960 darbesi ve devrimi tamamen çok partili düzende 1950 yılında 14 Mayıs'ta iktidara gelen Demokrat Parti'nin 10 yıl boyunca demokrasiyi yozlaştırıp, sulandırıp, perişan edip, tarikatların, dincilerin eline verip, toprak ağalarıyla birlikte, kendileri de toprak ağası zaten, tam Cumhuriyet'in tasfiye ettiği eski din tarım toplumunun egemenleriyle işbirliği yapıp ülkeyi geri götürmeye dönük bir süreçti. O sürecin zirvesi, doruk noktası 28 Nisan'da uygulama yasası kabul edilen, çünkü esas yasa daha önce kabul ediliyor ama uygulaması, yani hakları, yetkileri 28 Nisan'da çıkıyor. Tahkikat encümeninin kurulması ve işletmeye başlamasıdır. Evet hocam. Olay bu. Bir defa bunu asla ve kat'a unutmayın. Bu işin darbe tarafı. Maalesef şimdi ikinci çok hüzün verici bir noktaya geliyoruz. Bu darbeyi yapanlar 3 politikacı, 3 lideri idam ederek bu darbeyi, birazdan anlatacağım, siyasal ve hukuki devrimi bir değil 3 cinayetle lekelediler. Hiç kuşku yok. Bu 3 cinayettir. Yani Adnan Menderes'in asılması, Fatih Rüştü Zorlu'nun asılması, Maliye Bakanı'nın asılması, Polatkan'ın, Hasan Polatkan'ın asılması 3 tane cinayettir. Maalesef demokrasiyi korumak için karşı darbe olarak yapılan bu hareket 3 siyasal cinayet işleyerek bugüne kadar gelen bir kan davasının sebebi olmuş ve Türk siyasetinde affedilmeyecek bir hataya yol açmış ve hala o güzelim siyasal ve hukuksal devrimi lekelemiştir.